28 Temmuz, pardon ya, 28 Haziran 4 Temmuz. Değerli balık burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Ve bu enerjinizi güzel toparlıyorsunuz. Bu hafta bazı iş konularınızla ilgili sürpriz gelişmeler, çözülmesi gereken evraklarınızla ilgili güzel anlaşmalar, bulunduğunuz noktadaki gerginlikler yavaş yavaş verimliliğe doğru, hatta hak ettiğiniz değerleri en iyi şekilde alacaksınız. Bu da sizi mutlu ve keyifli kılacak diyorum değerli balık burçlarım. Özellikle diş doktoruysanız, sağlık sektöründe çalışıyorsanız, farklı imkanlar, farklı yenilikler, estetik salonu bile açmak istiyorsanız, güzellik salonu bile açmak istiyorsanız, ortaklı ya da teklifli noktalar sizi mutlu edecek diyorum. Devlette çalışıyorsanız farklı bir bölüme geçmek isteyen bazı balık burçlar için güzel fırsatlar var. Değerlendirirseniz bu kapılarınız hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız bazı karışıklıklar var ama sizi rahatsız edecek karışıklıklar değil. Korkmanıza, kaygı duymanıza gerek yok. Kendi işini yapan balık burçlarında yavaş yavaş toparlanma, borçlarınızla ilgili yaşadığınız kaygılar yavaş yavaş rahata erme. Özellikle Temmuz ayı daha bereketli, daha verimli, daha aydınlık ve kazancınızın daha yüksek olacağı bir nokta olacak. Hiç endişe etmeyin. Ortaklı iş yapanlarda pürüzlü sorunlar, tartışmalar ve ortak ayrımı gündemi olacak ve anlaşmalı ve avukatlı şekilde ayrılıklara karar vereceksiniz. Aile işiniz varsa burada kazançlarda kardeşler arasında tartışmalar söz konusu olacak. Dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle anneniz ya da babanıza ait bir şirket, aile şirketi ise burada büyük tartışmalar, büyük kavgalar, herkes hakkını almaya isteyecek. Burada karışımlar söz konusu olacak. Büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız yerinizde güzel bir değişim olacak. Emlak satış alanında çalışıyorsanız işlerde daha büyük büyüme, daha para kazançlarının daha hızlı olacağı bir nokta. Sizi biraz daha sırtlanıp daha sırtınızdaki yüklerin aşağı düşmesi olacak. O yüzden verimli bir Temmuz ayına, 28 Temmuz'un 15'ine kadar verimlilik var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de güzel sonuçlar elde edeceksiniz. İşsiz olanlarda biraz daha bekleyeceğiz ama geçici bir iş kapımız olacak. Geçici çalışacağız, sonra mutlu olmayacağız. Kalıcı bir iş kapısı bulacağız. Bu bizim için daha hayırlı ve daha aydınlık olacak gözüküyor. Uzun süredir aynı noktada çalışan bazı balık burçları, hadi beni kovsalar da hakkımı alsam da başka bir iş yapsam diyenler için bazı mobbing uygulamaları, zorlamalar olacak. Sabret, sakın hataya girme. Haklarını al, öyle çık diyorum. Değerli balık burçları, özellikle aşk konusunda ben şanslısın ve ilişkim beni anlamıyor. Ve ben bir ilişkiye başlıyorum ve hep sonu gelmiyor diyorsunuz ya. Kalıcı hayat arkadaşınızla bu dönem ya tanışmış ya da tanışmak üzere olarak gözüküyor. Çünkü yüzünü tanıyorsunuz ama yaşanmışlar çok az hissettim. Güzel bir aşka yelken açacaksınız ve bu aşk bizim evlilik ve ilişki uzun soluklu olacak ve aynı ev, aynı düzen oturması, planlar ve gelecek planları yaşayacağımız gözüküyor. Eğer uzun süredir bir ilişkiniz varsa bir türlü evlilik söz veriyor ama bir türlü hayata geçirmiyorsa bu evlilik olmayacağını, artık yol ayrımı kararı vermeniz gerekiyor ama sizin inadınız yüzünden bu ilişki bitmiyor. Fırsatlarınız var. Bence bu ilişki artık kararınız ve mantığınız, hatta ilişki terapistlerine gidin. Siz burada değer görmüyorsunuz, önem görmüyorsunuz. Sadece sabreden tarafsınız ve karşı tarafın egoları yüzünden sıkışmışsınız. Lütfen bu ilişkiyle ilgili net karar verip yolunuza bakmanız lazım. Evli olanlarda özellikle bu ara ev almak ya da bir evi satıp bir ev alma fikriniz var. Evi satmıyorsunuz, yeriniz kıymetli. Cesaretiniz varsa karı koca krediye girin, yeni bir ev alın, daha hayırlı olacak. Yeriniz kıymetli olarak. Evsiz olan balık burçlarına şöyle söyleyeyim. Aile, özellikle erkeklerden destekli, abi, baba, kayınpeder, bu evreden destekli bir ev yardımcı olacaklar ve size bir para verilecek ve siz onun üstüne kredi öder gibi ev enerjiniz söz konusu olacak gözüküyor. Özellikle evde kız çocuğunuz varsa, araba istiyorsa arabayla ilgili araştırmalara başlayın, yoksa isyan çıkacak, kızınız isyan ediyor. Araç konumuz gündemde. Yaşadığınız yerde kendi kiradaysanız taşınma fikriniz var ama bir cesaretiniz var, bir cesaretiniz yok. Taşının, çünkü buranın size ait olmadığını biliyorsunuz ama ben olsam şu anlamda taşınmazdım. Şu an bulunduğunuz yer kira olarak uygun. Evin boyasını, badanasını yap, evin içerisine yerleştiriyorum. Bence gereksiz masrafa gerek yok. Bu ara ailenizle köy tatil planı ya da köye gitme ya da farklı bir şehre yerleşme gibi, tatil yapma gibi fikriniz var. Yapın.
Ama arkadaşlarınızla geçireceğiniz keyifli bir tatiliniz de var 7-8 günlük. Bunun da tadını çıkartın istiyorum. Bu ara motora, araca merakı olanlarda bir araştırma ruhu var. Alayım mı, almayayım mı diye. Evet, böyle bir karar vereceksiniz ve radikal şekilde alacaksınız. Devlet işine girmek isteyen ve iş bekleyen bazı balık burçları son 3-4 yıldır işsiziz ve artık tahammül gücü, ailemden para istemiyorum diyorsanız alternatif bir iş kapınız olacak ve bu sizin için geçici de olsa sizi mutlu edecek gözüküyor. Geçmişinizde bıraktığınız bir kişiyle ilgili gereksiz laflar, kalbiniz aslında size söylenen laflar yeni kulağınıza gelecek ve kalbiniz çok incinecek. Bu da ben yanlış insan tanımışım, ben sevilmemişim psikolojisini itecek. O yüzden bol bol yürüyüşle enerjinizi düzeltmenizi istiyorum. Bel fıtığınız, kemik ağrılarınıza dikkat edeceğiz. Tansiyon ve şekerinizi ihmal etmeyin lütfen değerli balık burçları. Bu hafta sürpriz paralar, gereksiz harcamalar da var. Doğru dengeyi kurduğunuzda bu hafta keyfini çıkartacaksınız. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarla da keyifli iletişimleriniz var. Güzel geçirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.